بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bugünkü cuma mevize, aldığı cuma mevizemizi devamı. Asbabu ziyadatu rizq, rizqin köpeyişi bugün sebepler. Bu dersimizde mukaddime oldu. Bugün hem mukaddime oldu. Kelgusu dersden inşallah. Öşe verilgen rızklar ziyade buluşuya ne kadar sebep oldu. Kelgusu cümleden başlayınız. Bugün hem öşe mukaddimemizde yani devamı. Mukaddimeni köpeytirmeyimiz bugün bilen kifayelimiz inşallah. Yani tekrar ayetemiz ki insanın verilgen rızklar iki nev iki türge bölünedi. Bizi konumuzdaki rızklar, yani razzat bölgen zat, bendesi birgen inam kılıp, hediye kılıp, birgen rızklar ikiye bölünedi. Birinci rızklar maddi rızk, ikinci rızk manevi rızk demektik. Maddi rızklarımız, yiyerken tağımlarımız, içerken şaraplarımız, kiyyetken libaslarımız, yaşayatken meskenlerimiz, miniyatken merkeplerimiz, etrafımızdaki fenzetlerimiz, koyun ki biz fayda alayken her bir nesne bu hammesi maddi rızk buladı. Manevi rızk ikincisi, manevi rızk bu ham Allah Azze ve Celle'den buladı. Manevi rızk bu hatırcemlik degen rızk, amanlık. Manevi rızk bu hürriyet, azadlık. Manevi rızk bu akıl. Akıl. Bu manevi rızk burada. Ötken cümede tohtagen cayımız var. Öşeden devam ettiremiz. Aydik ahirge sözümüz şu oldu ki İnsanki verilgen rızklar ne kadar köp, lakin bu rızklarını en tepesinde, en ağırlıkta türezgen beybaha rızk var dedik. Beybaha rızk. O Allah Azze ve Celle'nin tanışık rızk. En zor rızk. Bu rızk hamle diyen var demedik. Bu rızkını hemen korku kirken hem demedik. İlla Allah Azze ve Celle'nin yeryüzünde neçi milyar adam olsa köşelerini bazılarında var bu rızk. Hemen de yemez. Hemen Allah Azze ve Celle'nin tanıgeni yok yakışı. Tanıyor mu yaptı? Tanıştı hareket etmeyip. Nuktam. Kemçilik var Allah Azze ve Celle'nin yakışı tanıp alışıkta. Demek bu beybaraz hakeler. Allah'ını tanıştık bu cüda kınmet rızkı. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de etedir. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُمْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكِ عَظِيمًا. Sen bilmegen narsanı Rabbin seni bildirdi, öğretti. Senge bugün Allah Azze ve Celle'nin fazlı ne kadar büyük oldu. Ne demekken o fazilet? Mal dünya mı? Bola şaka mı? Başka nerse mi? Onlar bir cöyde duracağın nerseler. Lakin Allah Azze ve Celle'nin bir bendeki faziletini demekken dese özünü yüzde göz alır avuçta tanıt koştuk. Özünü tanıt koştuk. Kimliğin Allah Azze ve Celle. Yer Osmanlı'nın başçası. Razzak bölgen zat, hakim bölgen zat, halim bölgen zat, semih bölgen zat, habib bölgen zat.
ki qadir zot özünü tanıtışı bu insan gibi verirken katta fazilet eken. Kança kança adamlar yürüdü ekeler Allah Azze ve Celle'nin tanıyamazlar. Zalak yollardı. Tanımaydı. Allah kim de siz aziz beramaydı. İki de sıfatını ait verirken de siz aziz beramaydı. Hakim de genç sıfatını ait verir. Aziz beramaydı. Allah Azze ve Celle'nin tanışı bu. En mükemmel rızk, bebaha rızk, kımmet rızk. Hiç nesine anlaştırıp bu milyon rızk. Allah Azze ve Celle hanımız ki menajer rızkına etmişsin. Menajer rızkına yetişki hareket kılışı gerek. Boşlu rızklarına yetişki hareket kılıyasız. Hareketlerimiz yakışı boşlu rızklarına nispeten. Mal-ı dünyada gelip tapış diye hareketimiz yakışı elhamdülüye tapış gerek. Ve başka rızklar. Lakin Allah Azze ve Celle'nin yakışı tapış diye hem yakışı hareket kılışı gerek. Her şey kolumuzda bu nefse. Kolumuzda öşen ertanı koruyup gitmiş gerek yakışılar. Tavva kılışı gerek. İrtica kılışı gerek. Doğranışı gerek. İlim okuş gerek. İbadetli mustahken kılışı gerek. Alakanı zor doğranışı gerek. Mana şimdi Allah Azze ve Celle'ni yakışanıyız. Siz Allah'ın yakışanıyız. Hemen sen yakışanıyız burası. Allah'ın yakışanıyız. Hemen sen zor sanıyız burası. Eğer Allah Azze ve Celle'ni yukat koyuyen bu siz hemen sen yukat koyuyen burası. Hemen sen yukat koyuyen burası. Allah Azze ve Celle'ni tanıyan, Allah Azze ve Celle'ni topgan, nimani yo'qotdi? Nimani yo'qotadi? Hech narsani yo'qotmaydi. Allah Azze ve Celle'ni topgan, Allah Azze ve Celle'ni yaxshi tanigan, hamma narsani topadi, hamma narsani taniydi. Agar Allah Azze ve Celle siz bilan bo'lsa, sizga kim qarshi chiqadi? Allah siz bilen bolsa sizge kim karşı çıkardı? Eğer de Allah Azze ve Celle sizge karşı çıkardıken bolsa sizi ağzıdaki kim tura aladı? Siz bilen kim bula aladı? Çünkü mene bu rızkta estağdır itibar bir işimiz gerek. Ruhi rızk. Mene bu rızk erkekken rızkımız ruhi rızk. Bunun semereti, bunun meyveti, mene şu hayatı dünyada başlarken ahiret gece devam etmiş emir. Ahiret gece devam etmiş bunu rızkı. Meneşli semeresi, meneşli faydası. Marifet rızkı, taat rızkı, doğranışlık rızkı, Allah'ın yakışı, tanışlık rızkı. Bu bir barası, bir barası. Bunu fakat bu rızkı Allah Azze ve Celle biledi, bile aladı. Bu yoldaki bendeler bile alması gibi mümkün bunlar sana. Zahirden bilişi mümkün, zahirden. Taşkarısından taşkar amelinde bulaşırız mümkün. Yakşı rızkları da Allah Azze ve Celle buna bandası ki. Ameli de yakşı. Kulku yakşı. Muamelesi yakşı. İlmi yakşı ve başka. Zahirden. Lekin içkerdeki ruhi asafi kalp rızkı. Allah'ın tanış rızkı. Fakat yaratken özü biledi buna sana. Özü biledi buna sana. Demek bunun meyvesi, bunun semeresi akeler. Bu dünyada emas, o ahiretki cami etedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etedir. İnsan etedir, malım malım deydi. Devletim devletim deydi. Ey insan, ey adam balası, senin malin sen, öşe malinden yet tüketkenin seninki. Öşe malinden sen, kiyip çiritkenin seninki. Öşün malini sadede kılıp, ebedi baki kaldırken seninki deydi. Sadede kılıp, baki ahiretki kaldırken seninki. Bana bu dünya akarır çekerlengen bu dünya. Bu dünyanın çekerisi var. Çekerisi var.
Çekersin mi? Ölüm. Ölüm. Hem nasıl çekerlengen? Hem nasıl çekerlengen? Demek biz hem çekerlengen ölüm ahiret. Lakin ahiretli çekeresi yok. Ahiretli çekeresi yok, ahiret çekeresi. Ahiretteki nimetler niye mi çekeresi yok akeler? Ahiretteki belirtken rızk hem çekeresi yok. Bu dünyada verilgen rızklarını öz orunda şükür azabı olabilen olsa, öşe rızklar cahiyye işlenen olsa, ahiretteki rızklarına elbette yeter. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de der ki, لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرًا وَرِزْقٌ كَرِيمٌ Onları için, takvadarlar için, salih bendeler için, onlar için, takvadarlar için, ahirette, cennette beland beland dereceler var. Ve onlar için o yerde mağfiretler var. Ve o yerde onlara ulu rızklar var dedi Allah Azze ve Celle. Allah'ın kelamı. Nereye diyen rızkımız barakeler? Bana bu dünyadaki rızk var yaptın. Nereye diyen ise abadira rızk. Ve muhum rızk. Ve key rızk. Ve ari rızk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eyledi. Hadis kutsi'de kirada. İmam Bukhari ve İmam Müslim rivayet edilen hadis kutsi. Allah Azze ve Celle derken, min salih bendelerin üçün kıyamette yani cennette ularını gözü görmeyen ve ularını kulakları eşmeyen ve kalplerine yani hayallerine kimigen narsılar min tayyarda koyulurken Allah Azze ve Celle. Bu hakkında köp yapırdık. Cennetteki nimetlerini, güzelliğini fakat öşe nimetlerini tayarlar koyuyken zat özü bilmez. O yerdeki nimetler fakat bana bu dünyadaki nimetlerini fakat ismi var halal. Kur'an'da Allah Azze ve Celle cennetteki nimetlerini rızklar düşündürdü. Otlardan anharlar okturadıken çırali uzun zorlar, olmalar, anarlar, kul ayarlar. Lakin onların fakat bu dünyadaki ismi var, ismi fakat. Lakin bu dünyadaki nimetki asla okşamaz, okşamaz. Allah Azze ve Celle öşe rüslerge fethirken inşallah nefes anamıza. Şu orunda edemiz ki ekeler rüslerge verilgen rızk, salih amel. Öşerisini salih amel deyip kabul kılsak olurken. Kaleyken sadakayız size rızkınızdan salih amel. Hakını yapırışız. Tilizden hakını sözleşiz size rızkınızdan. Kur'an'dan bir neçe ayetlerini yok olup amel kılışız size rızkınızdan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatlarına bakıp kitabı kadar Resulullah'ın hayatlarından az yine bir lavhalar örgen şey sizi rızkınızdan. Demek bunu salih amel desek olarken. Bu bizlere verilen rızk bana bu hayatı dünyada ortada duruyen beytaraflik diyen bitti madde sanarken. Rızk kuvvet. Mal dünyanın mızal kıladığı bu sik, boyluk ne, mevler ne, pul ne. Öşe bizge belirgen boyluk, mal dünya, ortada türgen neytaraf de koyamız. Beytaraf falat türgen. Kuvvet küçüken. Küçüken bu. Mal dünya bu küçüken. Fakat ortada türgen kuvvet bu. Bu nimet anmaz bu, azap anmaz bu. Mana shu mol dunyo ne'mat emas. Yoki inson jazo bir azob emas. Inson o'ziga yo shuni ne'mat qilib qoladi, yo o'ziga azob qilib oladi degan. Bu berilgan mol dunyo
Öşü siz, öşü mal dünyanı kanal kılıp işletsizge bağlıq. Orta sürgenlerse. Öşene alıp, özünüzge nimet kılıp alasız. Öşene alıp, özünüzge azap, bana kılıp alasız. Öşü mal bilen derece, bu dünyadayan balan buladı. Ahiretken balan buladı. Öşü ortadaki, beytara kalıcı sürgen mal dünya bulan insan, öşene alıp, en pas dereceyen şükredi bu dünyada. Allah sağlasın ahirette asfala sahibiyle buladı. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de merhamet kılıp etedi. Fe emmel insanu idâ mebtelâhu rabbuhu fe ekremehu ve nehhameh. Fe yekûlu rabbi ekremen. İnsan kaçan ki Rabbisi parvardigarı unga imkan kılıp aziz kılıp koysa, yani nimetlerini köpeytirip verip koygen bozu vaytarken parvardigarım beni izzet kurmasına layık olganım üçün beni aziz kılıp şu nersini verirken beni zormandı. Çünkü beni bulmam kötü. Allah beni kurmak kıladı. İzzet şerefim uyadayan küçük. Çünkü beni bayman derken. Ayet devamı. Ve emme izâ mebtelâhu fekadara aleyhi rizkan feyekûlu rabbi ahânen. Elinde parvazgâru bunu imtihan kılır. Rızkını tanış koysa, az yine tartış koysa. Bu ederken ki, parvardigarım beni har kılır derken. Bu Allah ederken söz bu. Lakin Allah Azze ve Celle şu ayetler geçirari cevap veriyordu. Bir bende gemin bir rızk verirken bulsan, onu kurmak mükemmelsiydi. Onu kurmak mükemmelsiydi. Ya bir adamdan rızkını mankirekken bulsan, bundan mahrum emez bu nasıl. Belki öşü verilirken mal dünya katta sınav buladı. Verilirken mal dünya nesi öşü adamın devam buladı. Cevap. Şimdi bana şu halatta acayip bir katta imtihan var. İki resim imtihan. İmtihan, katta imtihan. Bu imtihandan özgürler az. Ensinin cahdan özamıydı. Bir kere imtihan diyen. Bari imtihan diyen, kendi bir imtihan diyen. Özü adam yemez. Bir adam ki Allah Azze ve Celle barik veriyor. Özü barik, katta imtihan, kıyın imtihan. Kıyın imtihan. Özenden necat taş kere, gözü kere göç imtihan diyen. Yan başta bir adam tırıptı. Onun ki kendilik degenler seni verdi, sınav kılıp verdi. Uyan bu için katta imtihan, bundan hem özü kıyın. Uyan adamlar. İkilesiye kıyım bugün imtihan. Bitti kişiye Allah Azze ve Celle baylık verdi, 60 yıl yaşadı. Bitti kişiye Allah Azze ve Celle fakirlik verdi, uyum 60 yıl yaşadı. İkilesiye vefat etti. Lakin bay adam önce baylıktan öte almadı, imtihandan, orunluğu sarflamadı, tuğyanlı kesti, başkalarını yemeleştirdi. Kendi kaladan önce 60 yılda imtihanından öttü. Şimdi nereyedeki halatını mı olacağını koyuyor? Kim yüzeydi, kim yüzeydi? Demek ki iki resken asan imtihan emez. Kattır imtihan bu. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de etedir. وَاَعْلَمُوا اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً وَاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ اَجْرٌ عَظ۪يمٌ Biriler, diyebdi Allah Hazreti. Hey biriler, yakşı biriler. Sizlerce belirgen mal-ı dünya, ferzetleriler, sizler üçün fitne diyebdi. Fitne. Fitne diyen fitne. Aldan boyadı. Aldan boyadı. Özüydü bir şey olmasın. Allah'ını yakşı tanımamasın şu yolunda. Korizgi az yine mal-ı dünya düşse, bir bas adet var hiç istemez. Tuğyan geç istemez.
namaz takvol istemez. Tasbihler, zikirler kalış istemez. Çok nereden unutadı? Alt günü kolye kuruşturdu bazı insanlar. Önce kembegallik yakışırdı. Kembegallik payıda Allah Azze ve Celle yakışırdı. İbadetleri yakışır, maşe katılır. Demek asan imkan yemez. Çünkü şimdi Allah hediyesi, bireyler, sizlerce verilen mal-ı dünya, beşe, farzantları fitne. Lakin Allah Azze ve Celle'nin huzurunda katta mükafatlar var dedi Allah Azze ve Celle. Allah bir bendeye rızkını verip, bir dastan mahrum kıyamlısı bu kanun. Kanun bu. Allah'ın kanunu da bu. Lakin şu kanun, bir adamga bir boylikni bergan bo'lsa, uni hurmat qilib turib, unga alohida qonunmas. Bir odamga bir boylik bermagan bo'lsa, uni ochib qolib pastga urishmas bu yerda. Bunaqa qoida emas bu. Alloh azza va jallaning qonuni insonlarni odobga chaqirish qonuni. Odob, ta'dib, odob beradi Alloh azza va jalla. Hamma qonun bilan, qanaqa qonun bo'lsa ham. Hozir o'sha rizq qonuni olaylik. Bir suhbet verirken rızk kanunu. Hemeniz bizge ne rızk verirken olsa, kaysi halatlı derecemiz olsa, köşelerseki razı olup yaşayacak gerek. Köşelerseki razı olup yaşayacak gerek. Çünkü Allah Azze ve Celle bizi yarattı, biz kolumuzdaki bu düşkende ne olup geçip diyem Allah bile böyle. Rasa kendilerine olup geçip olsa yine olup geçip Allah özü bilerdi. Bizge ölçü olup bilerdi. Ölçü olup bilerdi. Ölçüğümden biraz. Acayip, bana şu geldiğimiz ki Kur'an'dan bir delil var. Allah Kur'an-ı Kerim'de dedi ki وَلَوْ بَسَتَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَاكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ Eğer dedi Allah hadi, eğer de Allah berçe bendelerini rızklarını keng kılıp koygen dedi, parasıyır, amma, milyonir. Eğer Allah hemen rızkını keng kılıp koygen dedi, elbette onları yeryüzüne zulüm, tecavüz, çarpık kılgen bular dediler dedi. Önce hazır mol dünya sahipleri, kendi dünyayı egelik kirekken şahslar, devletlerinde halatını göre yaptık. Tecavüz kırışı etken. Bitti misal bu. Farasını hem de düşünün etken olsun, birbiri gibi vuruş boşundadır. Tecavüz kaldı, zulüm boşundadır. Şunun için hediyesi Allah Azze ve Celle. Eğer Allah belki bendeler ıslarını keng mol kırık olur, koyduğumda elbette ular yerimizde zulüm tecavüz kaldı kırken olabilirler. Lakin uzat. Lakin uzat. Bendelerine, rızklarını özü hakla genç ölçe ölçe olan. Özü hakla genç ölçe olan şurası. Elbette uzat bendelerinden agah ve körük sürücü bölgen. Ölçe olan şey yaptı. Hemen ölçe ol. Hemen ölçe olunuz var akeler. Hemen ölçe ol var. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis kutsilerden İmam Musi Ebu Zer radıyallahu anh'dan rivayetlenen hadis kutsi. Allah azze ve celle derken Ya ibadî ey bendelerim لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد ey bendelerim sizlerde evveliler o evvel, o adam aleyhisselamda. Ve sizler en ahiriler, insu ciniler, hemmeler bir cahaya toplanıp, benden sorasaylar, ben sizlerdeki hemme soruyan nerdiler veremem diyorlar. Lakin, bir yanımdan ki, benden hiç nesem, çam bulamaydı. Hiç nesem hafızlamaydı. Yok ki elinizde bir iğneni
solib chiqarganda ham kam bo'lmaydi. Dengizga bitta ignani solib chiqarsa, dengizda nima kamayadi? Bitta ignani dengizga solsangiz. Yo bir qush kelib dengizdan bir qotib ish kelsa dengizda nima kamayadi? Hech narsa kamaymaydi. Uylashlandiqa mendan hech narsa kamaymaydi deydi Alloh azza va jalla. Ey bandalarim, lekin sizlar qilayotgan amallarni men o'zim hisob-kitob qilib, o'shinga mukofotini beraman qiyomatda. Kimiki o'sha qilgan amallarida yaxshi topsa Allohga hamd aytsin. Agarda yaxshilardan topa olmasa, faqat o'zini malomat qilsin deydi. O'zini malomat qilsin. Shuning uchun mana bu hayotdagi bizga kerakgan rizqlar katta imtihon. O'z o'rniga chiroyli yo'l bilan, albatta ilohiy yo'l bilan sarflamoqligimiz vojib, zarur. Bo'lmasa adashib qolamiz. Va xuddi shuningdek Alloh azza va jalla bir bandaga bir mol dunyoni berdi, qolganiga bermadi. Ya'ni birini birdan afzal qilib qo'ydi rizq bilan. Yo mol dunyo bilan, yo boshqa narsalardan. Biri-biridan afzallik bor-da, bir xilmasda hamma. Mana shuni ham ilohiy hikmati bor. Buni ham ilohiy hikmat bu ham. Hikmat Alloh azza va jalla hikmatli zot. Hakim zot. Hikmatli zot. Bizni qo'limizga agar shu narsani berib qo'ysa, yo 5 ta odamga, yo 100 ta odamga shu rizq berib qo'ysa, biz hikmat qila olmasdik. Hikmat qila olmasdik. Lekin Alloh azza va jalla yer yuzidagi o'manib turgan qanaqa hayvon bo'lishki, hammasiga rizqni hikmatdan beryapti. Hikmat nima ekan? Buni albatta aytamiz. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Rabbisidan aytgan so'zlar, ya'ni hadis qudsiyana. Imom Suyuti Jami' as-Sahihlarda keltiradi bu hadisni, hadis qudsiyana. Endi sahih darajasiga yetmagan bo'lsa ham zaif deydi ba'zi ulamolar, lekin bundan foydalanamiz sizlarga, foyda. Alloh aytar ekan, bandalarim orasida iymoni salomat bo'lmaydi, illo boylik bilan bo'ladi deydi. Boylik bilan iymoni salomat bo'ladi, agarda uni kambag'allik qilib qo'ysam kofir bo'ladi deydi. Bandalar orasida shunday insonlar borki, uning iymoni faqat faqirlikdan yaxshi bo'ladi, uni boy bo'lsam kofir bo'ladi deydi. Uni boy qo'ysam kufr ketib qoladi deydi. Bandalarim orasida ularning iymoni faqat kasallik bilan zo'r bo'ladiganlar bor, salohiyati bo'ladiganlar bor deydi. Uni sog'lom qo'ysam ham kofir bo'ladi deydi. Bandalarim orasida iymoni salomatlik holatda yaxshi bo'ladiganlar bor, uni kasal qilib qo'ysam kofir bo'ladi. Ya'ni bu yerdan oladigan foydamiz, komil iymonlik odam Alloh azza va jallani qazosiga qadariga to'la bo'ynigan. To'la bo'ynigan. To'la harakat qilamiz hayotda yaxshi yashashlikka. Ko'proq narsani qo'lga kiritishga harakat qilamiz. Qo'limiz kalta bo'lgan holatda shu qo'lni uzaytirishga harakat qilamiz, harakat qilamiz. Harakat qilib bo'lgandan keyin charchaymiz, charchashimiz ham bor. Yeta olmayapmiz bir joyga. Mana shunda nima bo'ladi ekan, banda taqsim bo'ladi. Bo'ldi, roziman deydi. Bankroz kuchaydi, boshqa bo'ladi, boshqa bo'ladi, tepaga yetaman deyapti. O'zi qo'rqatib bergan, Alloh azza va jalla kattaroq berib qo'ygan. Lekin harakatini qilyapti, harakatini qildi. Qilgandan keyin hozircha bo'ldi tinchidi. Sababini olish kerak, to'g'ri. Sababini olish kerak. Endi o'sha holatda o'zini nima qilish kerak, xotirjam turish kerak endi. Yana harakat qilish kerak emas. Yetarlik, chegirlangan kifoya rizqni olib mazza qilib yashash kerak. Sababini olamiz akalar, sababini olamiz, aytyapmiz-ku. Mo'min odam boy bo'lsa naqadar zo'r. O'tgan safarga bir sahobaning so'zini bir eslab qo'yaylik-da. Nima dedi? Bu boylik naqadar zo'r narsa-yu dedi bir sahobiy. Ne kadar zor narsa bu boylik pul. Bu mol dunyo bilan men o'zimni shonimni obro'yimni himoya qilaman. Mana shu mol dunyo bilan men Alloh azza va jallaga yaqinlashaman. Zo'r narsa yo'q dedi. Mana shu qoida. Boy akalar.
Orada mablag'i bor ekanlar. Boyligi borlar. Mana shu ikki foydani yaxshi bilaylik. O'sha mol dunyo bilan o'zingiz obro'ingiz, sha'ningiz saqlang va o'sha mol dunyo bilan Alloh azza va jallaga yaqinlashib oling. Mana shuni yutqizgan bo'lsam, ziyondasiz. Qoidalar bu, katta qoida bu. Katta qoida bu. Shuning uchun odamlar mana bu hayotda uch tabaqaga bo'linishar ekan. Bir toifa kishilar ekan, ular dunyosini, ya'ni dunyo bilan mashg'ul bo'lib oxiratni unutganlar. Birinchi toifa shu. Oxiratni umuman unutgan, oxiratdan hech qanaqa o'ylamaydi. Qabrni o'ylamaydi, oxiratni o'ylamaydi, mahshatni o'ylamaydi, jannatni o'ylamaydi, do'zaxni o'ylamaydi, g'ayb olam o'ylamaydi. Faqat shu dunyoyim, dunyoyim ertamaldan kechgacha shuni harakati. Bu birinchi toifa kishilar. Bular halok bo'ladigan toifalar. Halokatga uchragan toifalar. Dunyosi bilan oxiratni unutdi. Oxiratni unutdi. Bu birinchi, ikkinchi toifa. Buni aksi. Oxirat ishi bilan mashg'ul dunyoni unutgan. Dunyoga berdi zoh deb qo'yamiz. Dunyoni ishlariga ahamiyat bermaydi. Kiyinishga, yashashga va boshqa narsalarga faqat oxirat ishi bilan mashg'ul bular ham endi najot topgan insonlar bular. Bular najot topgan insonlar. Uchinchisi endi ikkalasini jamlaydi, uchinchisi. Uchinchi toifa kishilar ko'rganki, mana bu dunyodagi bütün harakati, mana bu dunyodagi bütün mashg'uloti terlab pishishi ertamandan kechgacha faqat oxirat uchun ishlaganlar. Bular endi haqiqiy insonlar. Mana bular endi adolatli insonlar deyiladi. Adolat tarozini bir xil oladi. Mana bu dunyoda nasibasini ham unutmaydi. Beradi haqqini. Lekin shu dunyoda mehnat qilar ekan, ertamandan kechgacha teri, peshona teri qiladi, ishlaydi va hokazo. Lekin hammasini xolasi uchun faqat oxirat uchun ishlaydi. Mol topayotgan bo'lsa, pul topayotgan bo'lsa, oxirat uchun ishlayapti. Halol rizqlantiraman farzandimni, nafaqa qilaman, zakot beraman va boshqa. Ya'ni bu dunyodagi mashg'uloti faqat oxirat uchun. Bu endi haqiqiy adolatli inson. Xo'p, endi bizga berilgan akalar, shu mol dunyo faqat Alloh rozi bo'ladigan yo'lda ishlatsak yutaveramiz. Har tomonlama. Oxirida bir narsani aytib qo'yamizki, mana shu muqaddimamizga nihoya qilib qahramon odam kim desa, ya'ni najot topuvchi odam kim desa, mana shu dunyodan o'sha ikki kere imtihondan o'tadigan odam. Boylik imtihonidan ham, kambag'allik imtihonidan o'tadigan odam najot topgan haqiqiy qahramon o'sha. Aytyapmiz-ku, o'zi oson emas akalar, o'zi oson emas. Qiyin imtihon bu. Kim qahramon? Kim najot topuvchi? O'sha ikkala imtihondan o'tadigan. Endi kambag'allik holati. Uch xil kambag'allik holati bor ekan, faqirlik holati bor ekan. O'sha uchta narsani aytishdan oldin aytamanki, inson albatta harakat qilishi kerak. Rizqqa harakat qilishi kerak. Men tavakkul qildim, tavakkulchilardanman deb o'tiravermaydi. Tavakkul qanaqa qilinadi? Yerga donni sep qo'ygandan keyin tavakkul qilinadi. Donni sepmasa tavakkul qilinmaydi, u yolg'onchi. Tavakkuli da'vosi yolg'onchi. Aytadigan so'zim, o'sha faqirlik uch xil bo'lar ekan. Uch xil faqirlik bo'ladi. Birinchisi nazammat qilingan faqirlik ekanlar. Yomon ko'rilgan faqirlik, kambag'allik. Buni arab tilida faqru kasal deb qo'yadi. Dankasalik bilan ortilgan kambag'al. O'zini dankasaligi bilan nima bo'ldi? Kambag'al bo'ldi. Buni shariatda maqtalanmaydi bunaqa insonga. Maqtalanmaydi. Albatta nima qilish kerak? Harakat qilish kerak. Zangida bo'lish kerak emas.
Çünkü o ne kadar yaptı? İşi yakışmaz. Vaadeye kılak kılmıyor, kıladı. İşki vakti kemiydi. İşli bukta kemiydi. İşli zor kemiydi. Yorgan yapıladı. Denkese. Hayatta denkese, biz tavşıkça. Bu indi. Kanaka kembalı, denkese kembalı. İkinci kembalanlık var iken. Üzürlük. Üzürlük kembalanlık var iken. Şeriat bunu mağdur. Mağdur yani üzürlük kembalanlık değil. Kim o ise öşe hayatta nogiron bo'lgan kimseler. Nogiron bo'lgan kimseler. Yani işke iş kılaman değil, işten birisi kaynat duradı. Lekin nogiron. Kol işlemiydi, oyal işlemiydi. O iki, bu endi üzürlük kembalanlık. Üçüncüsü, İnfak kembalanlığı değil. Allah hamamışla kurtsun inşallah. Yani Allah beri oradı, beri oradı, infak oradı, beri oradı kembalan. Toprasa boyup giderdi. Toprasa boyup giderdi. Bu kanaka kembalanlık, infak kembalanlık. İşle yaptı, yurtdumanlık geçmiş, mihakırı yaptı, kürüde kelep olsa, hancı nabla topu yaptı. Boy. Lekin sarflı olan için kiradı. Özge kifayasını aladı. Bolacak adı kifayasını aladı. Ne makaladı? İnfak kılı uğradı. Bir uğradı. Ne karısı? Üy yakışmaz. Minekke mertebe yakışmaz. Kiyekke giyim yakışmaz. Lekin o kanaka kembagat infak yani. Zor mertebe bu. Sahabalardan menaşı mertebeye girişken Abu Bakır Sıddık uğradı. Tartıbı eseriydi de. Abu Bakır Sıddık'ı biz kembeğe duyamayız. Boy bugün. Boy insan bugün. Lakin bana bu taifi yıkırdı. İnfak kembeğe yıkırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mevlâ yıkıdı bir gün hanımız bilemiz. Apçıkıylar dedi Hüdeyi Nesler. Hemen apçıktı. Bir tanesi bir son apçıktı 100 somdan bir son. Bir tanesi 10 son. Bir tanesi 20 son. Bir tanesi 50. Abu Bakır Sıddık hamasını açıldı. Yüzde hamasını açıldı. Resulullah sorup durdu. Üyüngü burası koydayım mı? Koydum, koydum düştü. Umar açtı, Umar hamas, yarımını açtı Umar. Kim Abu Bakır taşadı. Öyle Abu Bakır, burası koydayım mı? Ha koydum. Ne bana koydun? Allah ve Resulünü koydum. Allah ve Resulünü koydum üyüge. Bu yerde üçüncü halat. Allah Azze ve Celle meneşin diye borçları yine kısır hanamızda. Bu imtihandan ötüşü Allah neymez. Kolumuzda düşken malı çıkarsın. Yiyin. Öyle manaka verip koyun meriçke. Manaka bir yordan verip koyun. Manaka bir yerde kembeler var iken. Manaka kıyın nasıl bu nasıl? Üçüncü ayet biz o. Bu imtihan kıyın imtihana girer. Allah Azze ve Celle ötüşü de imtihandan ötüşü hanamızda etsin. Ve ahir davana. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.